İsmim Hikmet Pala, öğretmenim. Aynı zamanda Eğitim İş Sendikası'nın Ordu Şube Başkanlığı'nı yapıyorum. Aslında kendi çocuklarımızın başına gelmiş gibi, bütün çocuklarımızın başına gelmiş gibi algıladık bu olayı. Ceren bu ülkenin kızı oldu. Bir ailenin ocağına ateş düştü ama genel olarak da ülkenin ocağına ateş düştü. Hepimizin bir anne olarak, bir baba olarak bizler o acıyı empatik olarak hissettik. Ceren'imiz bu ordunun sokaklarında dolaşan, yetenekleri olan, bale yapan, sanatla uğraşan, üniversiteye giden, gitar çalan, saz çalan, yetenekli bir çocuğumuz. Ve o çocuğumuz ne yazık ki hiçbir sebep olmaksızın, hiçbir bağ, hiçbir illiyet, hiçbir rabıta olmaksızın bir katil, bir hunharca işlenen bir katliam neticesinde aramızdan ayrıldı. Ceren her gün okuluna giderdi. Sonra bale kursuna giderdi. Oradan evine giderdi. Bizler bugün onun doğum gününde onun yıllarca arşınladığı bu yolu, okulla, bale kursuyla ev arasındaki yolunu ordular olarak yürümek istedik. Onun acısını bu şekilde duymak, tekrar yaşamak istedik. Acıyı yaşamalıyız ki bu olayların tekrar başımıza gelmesine ilişkin önlemler almalıyız. Tabii burada biz cenaze olarak kabul ettiğimiz için herhangi bir siyasi slogana, herhangi bir infiale sebep vermeme adına gayret gösterdik bu etkinlikte, bu anma töreninde. Ama tabii genç arkadaşlarımız ufak tefek sloganlar atmaya kalkıştılar. Onların da acısı, heyecanı yüksek, anlıyorum. Çünkü ordu bir travma geçiriyor. Artık insanlar arkasına bakarak yürüyorlar. Artık kadınlar yalnız bir sokaktan geçmekten, karanlık bir sokaktan geçmekten korkuyorlar. Artık erkekler kendi çocuklarının, kendi karılarının, eşlerinin, çocuklarının başına bir şey gelme korkusunu yaşıyorlar. Hatta şu korkuyu dahi yaşıyoruz erkek olarak biz. Bir kadının arkasından yürümek zorunda kaldığımızda hasbel kader, acaba o kadın bizden rahatsız olur mu diye biz de rahatsız oluyoruz. Yani ben kendi adıma söyleyeyim, bir önümde bir kadın varsa diyorum ki bu kadın acaba beni bir şey zanneder mi? Beni bir katil zanneder mi? Benden korkuyor mudur diye ben bundan rahatsız olup bir şekilde yolumu çevirmeye çalışıyorum. Oradan uzaklaşmaya çalışıyorum. Şimdi bu büyük bir travma. Deprem olduğunda insanlar depremden sonra hep sallanır hissi hissederler. Bu da öyle bir travma. Biz şimdi etrafımızdaki birçok insanın acaba cani mi, katil mi, sapık mı ne olduğunu şüpheleniyoruz. Yani biraz paranoyalarımız gelişti. Ama biz bunu el birliğiyle aşacağız. Bundan sonraki cerenlerimize sahip çıkacağız. Sorumlusu kimse eğer, sorumluluk var ise eğer, tabii ki bunun devamında hukuki mücadelesi verilecek. Hele sosyal medya üzerinden bu çocuğumuzun katledilmesine yönelik abuk sabuk yorumlar yapan, sözler söyleyen insanlarla ilgili suç duyuruları bulunuldu. Biz de bulunacağız. Ve devamında şunu kabul etmiyoruz. Yani bir katil aramızda dolaşmış, bir Aralık'tan beri firar etmiş ve aramızda dolaşmış. Bize kimse bilgi vermedi. Sosyal medya çağındayız. Sosyal medya sayesinde bu katil yakalandı Ordu'da. Otogar civarında, Yeni Mahalle civarında sosyal medyadan görüp müdahale eden bir esnafımız sayesinde yakalandı. Eğer bir Aralık'ta bu arkadaşımız, arkadaşlarımıza bizim sosyal medya üzerinden fotoğraflar paylaşılsaydı, bu caninin fotoğrafları paylaşılmış olsaydı, bu elini kolunu sallayarak burada dolaşamayacaktı. Hemen yakalanacak. Ama bunun duyurusu bize yapılmadı. Sosyal medyanın gücü önemli. O gün hapisten kaçtığı gün eğer bu duyurulmuş olsaydı bu kişiyi ordular, kimseye zarar vermeden yakarlarlar. Yok, burada hocam, takipçisi olacağız. Gittiğimiz yol çok karanlık. Az önce oradan geldik. Evet. Hep beraber yoğun bir kalabalık vardı. Yani bu sokakların aydınlatılması gerekmiyor mu? Nedir? Tabii ki sokaklarımız karanlık. Sokaklarımızda hala çalışmalar var. Hala çalışmalar. Bugün Ceren'in evine binlerce ordulu olarak gittik. Ama gördük sokaklarda. Hep beraber bunun tespitini de yaptık. Sokaklarımız karanlık. Sokaklarımızda hala açılmış ama bitmemiş inşaatlar, yol inşaatları var. Hani bir zamanlar demişlerdi, biz artık altyapı sorununu çözdük. Ordunun artık 40 yıllık, 50 yıllık problemlerini çözdük. Ama gördük ki yeniden açılmış. Sokaklarımız karanlık. Sokaklarımız tenha. Sokaklarımızda insanlarımız yürümeye korkuyor. Bastığı yere dikkatli basmak zorunda kalıyor. Bir sokağa girerken hele bu travmadan sonra insanlarımız bu sokaklara girmek istemiyorlar. Ciddi problemlerimiz var. Yani
bir an önce bu şehrin hem maddi anlamıyla, fiziki anlamıyla hem de insanlarımızın psikolojik anlamıyla rehabilitasyona ihtiyacı var. Hepimiz büyük bir travma yaptık. Peki hocam, bir de görüntü, mobese olaylar, yani insanlar evet. bir buçuk gün bulunmadı yani, örneğin katil. Şimdi tabii çok ilginç bir durum. Bu kişi yaklaşık 3 gün aramızda dolaşıyor, inşaatlarda yatıyor, gidiyor kıyafetçilerden mont çalıyor, bıçak çalıyor, girdiği yerlerde, lokantalarda ekmek istiyor, yemek istiyor. 3 gün aramızda dolaşıyor bu insan. Ve bu şehirde bir kaçak olarak 3 gün yaşıyor. Mobese kameraları var. Bir kaçağın takibini niye yapmadık? Katil olduktan sonra onun 200 tane mobese kamera görüntülerini inceledik değil mi? Katil olduktan sonra inceledik ama 200 görüntüyü bilmem kaç saatlik bir görüntü havuzunu tekrar incelendi ve bu kişinin izine ulaşıldı. Peki kaçakken bunlar yapılmış olsaydı bir günde bu iş çözülmez miydi? Tabii ki çözülürdü. Ama ne yazık ki olan cerenimize oldu. Ama bu siz de olabilirdiniz, ben de olabilirdim, benim çocuğum da olabilirdi, başkalarının çocuğu da olabilir. Çünkü eli kanlı bir katilden bahsediyorum. İfadesi çok korkunç. İfadesi çok korkunç. Çünkü çocuğu öldürmeyi tasarlıyor, başka insanları öldürmeyi tasarlıyor, buradan sonra başka bir insanı daha öldürmeyi tasarlıyor, hatta hapse gireceğim, çıktıktan sonra kafama koyduğum bir kadın var, onu da öldüreceğim diyor. Şimdi bu insana artık ceza infaz yasasının bir düzenlenmesi lazım. Hele af gibi bir tasarının artık siyasilerin gündeminden tamamen düşürülmesi lazım. Böyle hele adi suçlarda, cinayet gibi, taciz gibi, tecavüz gibi, insanı yaralama gibi suçlarda affın asla siyasiler tarafından düşürülmemesi gerekiyor. Yavrumuz için mücadele ediyoruz ama bir yavrumuzu kaybettik. Onun acısını en yakından hissedenlerden biriyiz öğretmenler olarak. De gittik Ulubey'in Kumanlar Köyü'ndeki evet. cenazesine katıldık. Büyük bir, yoğun bir yağmur yağışı altında bu cenaze gerçekleşti. Ama o cenaze töreninde de mahşeri bir kalabalık vardı. Arabalardan geçilmiyordu, insandan geçilmiyordu. O çamura çorağa rağmen insanlar sahip çıktılar. Öğrenciler sahip çıktı. Okul arkadaşları, hocaları sahip çıktılar. Bugün de Ceren'in doğum gününde üniversiteden arkadaşlar akın ettiler, ağladılar. Onun yasını tuttular. Evet. Ciddi bir katılım oldu. Ya ben şunu gördüm. Ordu'da bugüne kadar başka olaylar geliştiğinde, yani siyaseten olaylar geliştiğinde sokağa çıkmayan ordu halkı bir insani dramla karşı karşıya kaldığımızda onu kendi yüreğinde özümsedi, o acıyı hissetti ve buna tepki olarak burada Ceren'imizin yanına koştu. Evet.